Avukatlar Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar cezaevlerinde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar hapishanelerde adeta yaşam savaşı veriyor ve tüm taleplere rağmen ne tedavileri tam yapılabiliyor ne de tahliye ediliyorlar. Bu hafta Kırşehir S tipi kapalı hapishanesinde tutulan Cemil İvrendi'nin yaşadığı sağlık sorunlarını ele almak istiyoruz. 60 yaşında olan Cemil İvrendi 1994'ten bu yana olmak üzere 30 yıldır hapishanededir. Bu süre zarfında 17 farklı hapishanede kalmıştır. Siirt E tipi kapalı hapishanesinde kaldığı 2002 yılında tesadüfen kalp yetmezliği hastalığı olduğu teşhis edilmiş. Aynı yıl Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılmış. Aort kalp kapakçığı çürüdüğü için açık kalp ameliyatı olmuş ve yapay kalp kapakçığı takılmıştır. Bundan ötürü Kumadin isimli kan sulandırıcı ilacı kullanıyor ve ayda bir tetkik yapılarak ilacın dozunun belirlenmesi gerekiyor. 30 Mayıs 2003, 30 Mayıs 2010, 26 Mayıs 2014, 28 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ancak olumlu sonuç alınmamıştır. Ayrıca kendisine 2006 yılında hipertansiyon, yüksek kolesterol, astım hastalıkları tanısı konulmuş. Bu hastalıkları için de sürekli ilaç kullanmak zorundadır. 2007 yılında sağ kalçasının üst iç kısmında anal füstül denilen rahatsızlık nedeniyle meydana gelen yara patlamış. 2008 tarihine kadar devam eden bu kanamalar nedeniyle Erzurum'da ameliyat olmuş. Eskişehir hapishanesindeyken yaranın kötüleşmesi sonucu 2015 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde, Eylül 2017 yılında fenalaşması sonucu Eskişehir Devlet Hastanesi'nde yine ameliyat olmuş. Bu ameliyattan sonra 11 gün hastanede kalmıştır. Daha sonra Tarsus T tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiş. Burada 18 Mayıs 2018'de yaranın patlamasıyla birlikte tekrar ameliyat edilmiş ancak yarası kapanmamıştır. Bu hastalık nedeniyle toplam 12 kez ameliyat olmuştur. Deprem nedeniyle Türkoğlu L tipinden Kırşehir S tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiştir. Yarası sürekli olarak iltihaplanmakta ve batikon pansumanı yaparak yaşama tutunmaya çalışmaktadır. 2023 yılı içerisinde 3 defa, 2024 yılı içerisinde 1 defa olmak üzere yarası 4 defa hapse yaparak patlamıştır. Kalp, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve anal füstül olmak üzere 4 kronik hastalığı yaşamını zorlaştırmaktadır. Hapishanede kaldığı süreç içinde de hem anal füstül hem de kumadin ilacı için dozaj ayarlanmış kontrollerine gitmesi konusunda büyük zorluklar yaşanmaktadır. Hapishane koşullarından kaynaklı olarak hastalığı ilerlemektedir. 30 yıldır hapishanede olan Cemil İvrendi'nin 8 Mayıs itibariyle cezası 5 ayın altına düşmüş ve denetimli serbestlik için dilekçe vermiş olmasına rağmen henüz cevap verilmemiş olup başvurunun olumsuz sonuçlanacağı düşünmektedir. Nedenine gelince de 2021 yılı başından itibaren hasta mahpuslar da olmak üzere mahpusların denetimli serbestlik ve koşullu sarı verilme hakları idare ve gözlem kurulları tarafından engellenmektedir. Cemil İvrendi'nin kendisini zorlayan ve riskli hastalıkları için tetkik ve tedavileri eksiksiz olarak yapılmalı, bunların yanı sıra hapishanede yaşamını devam ettiremeyecek düzeyde hastalıkları için adli tıp kurumuna tekrar sevki yapılmalı, daha sağlıklı koşullarda tedavilerinin yapılması için tahliyesi sağlanmalıdır. Tahliyesine az kalmış olan Cemil İvrendi'nin koşullu salı verilme hakkı engellenmemelidir. Bizler Hasta Mahpusları Özgürlük İnisiyatifi olarak 509. haftada cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların salgından korunmasını, ayrıca tüm ağır hasta mahpuslar için bir an önce kapsamlı bir çalışma yapılarak eşitlik ilkesi gözetilerek tahliyelerinin gerçekleştirilmesini de talep ediyoruz. Hasta Mahpusları Özgürlük İnisiyatifi.